Merhaba açık seyirler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 2019-2020 ikinci dönemde çıkmış İngilizce 5 sorularını çözeceğim. İlk soruyla başlayalım. Jessica şöyle şöyle bir kişi denmiş. Her zaman orijinal fikir olduğundan bahsedilmiş. Orijinal fikri varmış. Confidence. Kendinden emin, kendine güvenen olur mu? Olmaz. Punctual, dakik demek. Bu da anlamına örtüşmüyor. Boring, sıkıcı demek. Ama creative, üretici, yaratıcı anlamında dolayısıyla C seçeneği doğru. İkinci soruya bakalım. Diyor ki başarılı iş insanları demiş. Bir şey dermiş. So bu yüzden amaçlara ne yapıyorlarmış? Ulaşıyorlarmış. Demek ki iki kısmı da olumlu bir ifade koymamız lazım. D seçeneğine bakalım. Rekabetçi kendine güvenmeyen olmaz. biri olumsuz. C seçeneğinde ambitious, arzulu, tutkulu Unpractical, pratik olmayan, pratik düşünmeyen bu da olmaz. Biri olumsuz çünkü. Unconfident, unpractical bunun ikisi de olumsuz. Ama A seçeneğinde ambitious, arzulular, tutkullar ve competitive ve ne demiş? Ee, böyle ne diyelim? Rekabet içerisinde olan anlamında. Dolayısıyla cevap A seçeneği arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda diyor ki it's very hot in here. Yani burası çok sıcak diyor. O da diyor ki senin için pencereyi açayım. Burada arkadaşlar prefer olmaz zaten tercih etme durumu yok burada. O olsaydı bile opening olurdu. ING kalıyor. Preferden sonra gelen fiil. Would hiç olmaz. Şimdi geriye B ve D kalıyor. İkisinin de anlamı ece alacak. Evet ama burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Dikkat ederseniz Angela söylediği cümleyi konuşma anında söylüyor. Arthur diyor ki burası çok sıcak oldu. O da diyor ki senin için pencereyi açayım ya da anlamında söylediği için cevap B seçeneği. Konuşma anında olduğu için will. Eğer planlı bir eylem olsaydı o zaman am going to diyebilirdik. Dördüncü soruya bakalım. I hope I demiş. Umarım dediği için zaten kullanmaz gereken tek kalıp var o da will. Yani umarım şöyle şöyle yaparım anlamına geliyor. Beşinci soruya bakalım arkadaşlar. Beşinci soruda diyor ki Every year, her yıl pek çok öğrenci Eğitim için yabancı bir yerlere giderlermiş. Yabancı milliyetlere mi giderler? Hayır. Yabancı mesleklere? Hayır. Yabancı dillere? Hayır. Yabancı ülkelere mi giderler? Evet. A seçeneği doğru. Altıncı soruda bir kelimenin tanımı var. Diyor ki, dizayn eder, tasarlar. Ne tasarlarmış? Tıbbi cihazlar, yani medikal cihazlar ve biyolojik implantlar tasarlanmış. Kim? Bakalım. Veterinerler mi? Hayır. Müdürler mi? Hayır. Danışmanlar mı? Hayır. Peki biomedical engineer yani biomedikal mühendisler mi? Evet doğru cevap D seçeneği. Yerini soruya bakalım. Diyor ki I have saved money. Para biriktirdim diyor. Yeni bir arabadan bahsediyor. Para biriktirdiyse yeni bir araba alacaksa bu planlı bir eylem olduğu için hangisinin olması lazım arkadaşlar? Tabii ki cevabın B seçeneği olması lazım. Zaten A hiç olmaz. Geçmiş zaman çünkü. Alırım geniş zaman bu da olmaz. Will buy neden olmaz? Will buy sadece o anki konuşmalarla alakalı. Yani o an için söylenen bir cümle olsaydı will'li bir cümle olabilirdi. Ama para biriktirdiğine göre planlı bir eylem var. Araba almaya niyeti var. Araba almak için para biriktirmiş. O yüzden I'm going to buy a new car. Yeni bir araba alacağım diyor. Sekizinci soruya bakalım. Are you blah blah at demiş. Burada et'e dikkat etmek lazım arkadaşlar. Şimdi interested olmaz. Niye? Interested ile in kullanılıyor. Gifted olmaz. Bununla with kullanılıyor. Keen olmaz. Bununla da on kullanılıyor. Dolayısıyla cevap hangisi? C seçeneği. Bu hangi sıfatın hangi edatla kullanıldığını öğrenirseniz zaten bu soruları hemen yaparsınız. Hiç düşünmeden. Dokun soruya bakalım. Öğretmenim kaza geçirmiş iki yıl önce ve İki bacağı da ne olmuş? İki bacağı çizmiş mi hayır? Hissetmiş mi hayır? Kaybetmiş, terk etmiş mi hayır? Kırmış mı? Evet. Dolayısıyla cevap A seçeneği. Onuncu soruda yine bir kelime anlatılmış. Bir hobiymiş. Nasıl bir hobi? İğne ve iplik kullandığınız bir hobi. Ne yapabilir misiniz? Kazak ve yine siveter falan yapabilir misiniz? A seçeneğinde pottery var. Yani çanak çömlek yapımı ile alakalı. Bu olmaz. Snowboarding ee, kayakla alakalı bir şey. Bu da olmaz. Fotoğrafı zaten fotoğrafçılık. Bu da olmaz. C seçeneğindeki knitting cevabımız. Knitting örgü örme anlamına geliyordu. Evet. ip ve iplikle yapılan bir hobi türüdür. Devam edelim 11. soruyla. 11. soru da Can we meet at 5 o'clock tomorrow demiş. Yani yarın saat 5'te buluşabilir miyiz demiş. Mary bir şey söylemiş ondan sonra demiş ki it suits me. Bana uyar demiş. Bana uyar dediğine göre demek ki teklifi ne yapıyor? Kabul ediyorum. A seçeneğinde what a pity ne yazık demiş. Bu reddet anlamına gelir. I am not in my mood. Modumda değilim. Ruh halim iyi değil demiş. Bu da olmaz. Not that much. Bu kadar da değil demiş. Bu da olumsuz bir cümle anlamı ifade ediyor. D seçeneğindeyse it's a good idea. Harika fikir, iyi fikir demiş. Dolayısıyla cevap D seçeneği. 12 soruya bakalım. End demiş ki annem e, ayak bileğini incitti. Alex de aman tanrım demiş. Bir şey sormuş. End demiş ki koşuyordu. Demek ki olayın nasıl olduğunu sormuş. Nasıl bacağını incittiğini sormuş kadının. D seçeneğinde nerede spor yapıyordu demiş. Bu olmaz arkadaşlar. C seçeneğinde niçin onu çaldı demiş. Bunun konuyla alakası yok. B seçeneğinde ne kesiyordu demiş. Bu da ayak incitmekle, bileğin incitmekle alakalı değil. A seçeneğinde how did it happen? Nasıl oldu bu olay? Nasıl gerçekleşti anlamında bir soru cümlesi. Dolayısıyla cevap A seçeneği. 13. soruda Used to kalıbı var. Used to kalıbından sonra gelen fiil yalın halde olması lazım. Dolayısıyla cevap hiç dolandırmadan söyleyelim. A seçeneği arkadaşlar. Diyor ki Peter boş vaktinde televizyon izlerdi ama şimdi kitap okuyor demiş. 14. Gifted. Gifted böyle e, yetenekli, kabiliyetli anlamına gelen bir kelime. Hangisi e, anlamına oldurmamız lazım? Shy, çekingen, utangaç demek olmaz. Popular, popüler, yaygın, bilinen demek bu da olmaz. Quiet, sessiz demek bu da olmaz. Ama talented edilmesi yetenekli, becerikli anlamına geliyor ki bu anlama geliyor cevap D seçeneği. 15. soruya bakalım. I'd demiş do poetry, poetry yapmayı, fotoğraf çekmeye tercih ettiğini söylemiş. Would rather kalıbı arkadaşlar bu da. Would kalıbında tercih edilenle edilmeyen şey arasında hangisi geliyor? Tabii ki den geliyor. Dolayısıyla cevap B seçeneği. Bunu da ezber yöntemiyle yapabilirsiniz. 16. soruya bakalım. Diyor ki dün saat 7'de ne demiş? O demiş ki I was watching a football match on TV. Televizyonda futbol maçı izliyordum. Hangi zaman kullanmış? Past continuous tense kullanmış. Bakalım buraya. Did you ile başlayan bu cümle olmaz. Will ile başlayan cümle olmaz. Are ile başlayan cümle olmaz arkadaşlar. Bakın were you doing? Ne yapıyordun? Was were artı ing. Dolayısıyla cevap D seçeneği. Hemen Evet 17. soruyla devam edelim. 17. soruda Mary Curie demiş Sorbonne Üniversitesi'nden sınıfının e, top student yani birincisi olarak 1894 yılında ne yapmıştır? Doğmuş mudur? Hayır. Ödüllendirilmiş midir? Hayır. Ödüllendirilmiş olsaydı bay gelmesi lazımdı. Çünkü ödül veren kişiden önce bay gelmesi lazım. Diagnose teşhis edilmiş. Bu da olmaz. Bu bir hastalıkla alakalı bir ifade. C'deki graduate ise mezun olmuştur. Evet cevap C seçeneği arkadaşlar. 18. soruya bakalım. Diyor ki eve vardığımda çocuklar yatağa girmişlerdi diyor. Her zaman girmişlerdi olmaz. Asla girmişlerdi olmaz. Bu olumsuz yapıyor. Since zaten cümlenin burasında kullanılmaz. Sonunda ya da en başta bir yerde kullanılabilir. Already çoktan yatağa girmişlerdi anlamına geldiği için cevap B seçeneği. 19. soruya bakalım. Dün kaza yaptım diyor. Keşke daha dikkatlice. Dün kaza yaptığını nasıl söylemiş? Past simple tense de söylemiş. Burada past perfect tense de söylemesi lazım da pişmanlığını. Bu geniş zaman olduğu için olmaz. Bu geçmiş zaman olduğu için olmaz. Bu şimdiki zaman olduğu için olmaz. Had driven driven diliyorum. Ee, daha dikkatli sürmeliydim. Bakın burası past tense. Buradaki pişmanlığın da past perfect tense'le söylenmesi lazım. Dolayısıyla cevap D seçeneği. 20. soruya bakalım. Diyor ki eğer Jack daha önce antrenman yapmaya başlasaydı geçen pazarki yarışı kazanırdı demesi lazım. Bakın burası hangi zaman? Past perfect tense. Pişmanlığın da neyle ifade edilmesi lazım? Would artı have verb 3 söylenmesi lazım. Dolayısıyla cevap hangisi arkadaşlar? D seçeneği. Eğer şurası past tense olsaydı C seçeneği de olabilirdi. Ama burası past perfect tense. Burasının da would have verbiage şeklinde olması lazım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz likelamayı, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.